Merhaba sevgili anneler. Bugün her şeyi farklı veya tersten yapma günü. O yüzden bir kere en sonda söylediklerimi bu sefer başta söyleyeceğim. Uygulamamız var. Cep telefonunuz ister işte Android ister iPhone sisteminden olsun indirin. Biz oradayız ve bütün videolarımız anında da orada. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmayacağınız gibi alışverişleriniz de size yardımcı olacaktır. Bu bir. İkincisi, söylemek istediğim şey. Ben önce bir miktar kafamda olarak yola çıktım. Ondan sonra da kaplara baktım ettim falan derken olayı çok daha az miktarda yapmaya karar verdim. O yüzden de hazırlanmış malzemelerin miktarlarını söylemeyeceğim. Aşağıda hem abone ola tıklayın lütfen hem de onun altındaki metin kısmında malzemelerin miktarlarını birbirlerine doğru oranlarını okuyacaksınız. Ben dediğim gibi bu kabı ele geçirip de bunu yapmaya karar verince miktarları daha az yapmam gerektiği ortaya çıktı. Buradakiler daha fazla miktar için halbuki hazırlanmıştı. Şimdi bu tarifte ben bugün alışverişe gittim neler alayım diye ve armutlu şeftali de karar kıldım. Hoşuma gitti görüntüleri. Fakat aslında isterseniz orman meyveleri ki maalesef ülkemizde biraz hele iyi olanlarını almaya kalktığınızda fazlaca pahalı ama orman meyveleri veya mor erikle de yapabilirsiniz. Ben çok severim ve bu tarz şeylere de çok yakışıyor. Ama sonuçta arzu ettiğiniz gibi bu tarz meyvelerden bu tarz farklı kombinasyonlarla hareket edebilirsiniz. Şimdi burada şeftali ve bir miktar da armut var. Ben bunu birazcık lezzetlendirmek adına şöyle azıcık vanilya döküyorum. Bunun da bugüne kadar benim bütün o vanilyanın şeyini alıp da çıkarma işlemlerim başarısızlıkla son buldu. Çünkü iyisi yok. Olanları da iyi diye çok yüksek fiyatlara satıyorlar. Ve hiç de iyi çıkmıyor. O yüzden onu yurt dışına gidip geliyorsanız veya giden gelen birilerini tanıyorsanız onlardan rica edin size vanilya üzümünü getirsinler. Onlar gerçekten bir başka oluyor yani. Şimdilik biz bu markette satılandan idare ediyoruz. Ben meyvelerin üzerine onu birazcık döktüm. Onu birazcık karıştırdım. Fırın kabının içine yaydım. Evet. Ondan sonra yani bunun boş olması gerekiyordu. Şunu şöyle boşaltıyorum tekrar. Başka bir kap aramakla uğraşmayayım. Burası şöyle. Bu kabın içine şöyle birazcık kahverengi şeker. Bir kaşık koydum. 1, 2, 3, 4. Birazcık daha aldım. 5 kaşık da yulaf koydum. Hadi 6 olsun. Şimdi burada ceviz var. Aman alerjililere onlar koymayacaklardır. Başka şeylerle tabii ki badem falan da çok yakışır. 3 kaşık da ceviz koydum. Burada eritilmiş tereyağı var. Eğer süt alerjisi varsa Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Maalesef biraz pahalı ama oldukça azar azar kullanıldığı için çok giden bir şey. Ben Migros'larda falan makrolarda görüyorum. Anneler bazen soruyor nereden buluyorsunuz diye. Burada da bu miktarın yarısı 3, 2,5-3 çorba kaşığı kattım. Bir tutam tuz. Şöyle çoğu elime yapıştığı için bir kere daha aldım. Birazcık da tarçın. Hop. Deliği büyükmüş. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Hatta ben affınıza sığınarak bir de elimle karıştıracağım. Evet. Ve bunun üzerine şu fırın kabının üzerine döküyorum. Evet. İşte size hızlı, pratik ve de çok sağlıklı bir kahvaltı alternatifi daha. Bize en çok kahvaltı soruluyor. Aslına bakarsanız bizler de öyle dünyanın en değişik kahvaltılarını etmiyoruz. Herkes kendi kültürünün uzantısı yapıyor ama bunlar daha çok bizim kendi kültürümüzde kullanmaya çok da alışık olmadığımız yulaf sayesinde yapabildiğimiz çeşitlendirmeler. Fırın 180 derecede. Hop içine atıyorum. Burada biraz pişme süresi uzun.
Ya yulafların altın böyle fukur fukur fukur, zaten meyvelerin suyu kaynıyor olacak. Üstündeki yulaflar da böyle altın artık kızarmış gibi olacak. Yaklaşık herhalde 30-35-40 o civarlarda, biraz da fırınıza bağlı olarak dakika alacaktır. Şimdiden afiyet bal olsun. Kahvaltılarınız çok çeşitli olsun efendim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sevgili İlker Nebi Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.